Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir Perşembe günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda genel olarak sakin bir seyir var. ABD vadeli hafif eksi de gözükse de aslında dünkü kapanış seviyelerine yakın yerlerdeler. DAX'a baktığımızda DAX Avrupa'da 0.17 eksi. Uzak Doğu'da ise genelde pozitif bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Orada işlem gören teknoloji hisselerinin önderliğinde. Bugün global olarak ABD'de önemli bir takım veriler var. Saat 16.45'te PMI verilerini öğreniyor olacağız. Özel sektör istihdam değişim verisi bekleniyor olacak. Ama asıl ayın en önemli verilerinden bir tanesi olan tarım dışı istihdam var yarın. Bir önceki ay 263 binlik bir istihdam yaratılmışken bu ay için beklendi 200 bin. Makro veriler önemli olmaya devam edecek önümüzdeki dönemde ve genel olarak zayıflayan verilerin gelmesi bekleniyor. Bu beklentilerle birlikte aslında Amerika ekonomisinde büyük şirketlerin ciddi şekilde işten çıkarmaları da açıklamalarını görüyoruz açıkçası. Yani bu sene başından beri işte bugünün Amazon'la ilgili 18 bin kişinin işten çıkarılacağı, daha önce 10 bin kişi işten çıkaracaklarını düşünüyorlardı. Yine Apple o kadar fazla olmasa da orada da işten çıkarmalar olacak. Tabii ki bu yavaşlama olunca ABD Avrupa konusunda bu konuda biraz daha flexible olduğu için daha çabuk ilerliyor. Fed'in karar vermesinde de tabii ki istihdamın ve işsizlik oranının nereye doğru gideceği önemli bir rol oynayacak. Ama tarihi düşük seviyelerde zaten %3.6'larda, yani buradan %3.6'larda %5'e çıktığını düşünsek bile orada açıkçası ekonomiyi çok zorlayacak bir nokta olacağını ben düşünmüyorum. Bize geri döndüğümüzde dün enteresan bir gündü. Tabii çok uzun süredir Ekim ayından beri oldukça pozitif bir momentumla devam ediyoruz. Bir belki iki gün, tabii ki bir düzeltmenin olduğu gün arada olmuştu. En yakın zamanlarda herkesin hatırlayacağı Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili bir karar çıktığında bir düzeltme olmuştu. Ama onun dışında çok ciddi düzeltmeler yaşamadık. Ama dün de yaşadığımıza baktığımızda aslında 5523 seviyesinde kapadık. En yüksek olarak 5709 görmüştük tüm zamanların. Yani %3 falan aşağısındayız. Öyle çok radikal bir şey olmadı. Ama endeksin üzerinde ağırlığı olan hisselerde bazılarında bir süredir devam eden işte Sasa Hektaş gibi, bazılarında da son zamanlarda hızlı yükseliş gösteren Aselsan gibi, çok 70 liralara kadar bir hızlı hareketi olan Aselsan'daki dün satışın %5'e varan satışın olması endeks üzerinde etkisi oldu. Sebepler hakkında genel olarak işte herkesin söylediği birkaç bir şey var tabii ki, ama hani baktığınızda benim gördüğüm İnsanların iddia ettiği erken seçim, yani artık bu noktadan sonra erken seçim diye bir şey konuşmak aslında komik geliyor bana. Erken seçim dediğiniz şey normal seçim tarihinden 6 ay veya bir sene önce olur. Yani o noktaya geçtik biz. Bu 1 ay veya 2 ay önce mi olacak tartışmaları var. Zaten biliyorsunuz Haziran'ın sonuna planlanmıştı, ama işte hac mevsiminin olması, onun ötesinde daha sonra Kurban Bayramı'nın olması, üniversite imtihanı olması vesaire bir takım teknik zorluklar getireceği için Mayıs ayının ikinci haftası konuşulan bir tarih. Diğer bir tarih de Nisan ayında olması. Yani çok açıkçası bana sorarsanız Nisan veya Mayıs'ta olmasının çok fazla bir önemi yok. Ama
Nisan'da olacak bir seçime muhalefetin hala bir adayının olmaması tabii ki oldukça düşündürücü. Erken seçim bir tanesiydi. Yani konuşulan ya da bulunmak istenen sebeplerden biriydi. İkincisi Ekrem İmamoğlu'nun sabah yaptığı açıklamalar. Bu tabii ki siyasi tansiyonun yükselme olasılığı fazla bundan sonraki noktada. Bunlardaki en merkezinde olan konuda Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasaklı hale gelmesi veya İstanbul Belediyesi'ne işte kayyum atanması, bunlar konuşulan alternatifler. Buradaki siyasi tansiyon biraz yükseliyor. Biz uzun zamandır piyasaları etkileyen siyasi bir olay çok yaşamadık. O yüzden o tamamen insanların kafasının gerisinde kalan bir gelişme oluyor. Tabii ki buradaki İstanbul Belediyesi'ne atanacak bir kayyum ya da işte Ekrem İmamoğlu'nun davasının çabuk sonuçlanıp siyasi yasaklı hale gelmesi ve yerine başka bir belediye başkanının atanması ki İstanbul Büyükelçiliği Belediyesi'nde meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda olduğu için oradan bir aday gelecek. Seçim öncesi tansiyonları, kullanılan dili daha sertleştirecektir. O zaman da insanlar biraz daha tedirgin ve bekleyişte olurlar. Ama seçimin bir an önce olup bitmesi bizim açımızdan önemli. Çünkü sorulan sorulardan bir tanesi hep beklediğimiz 2023 zor bir sene, öngörülebilirliği biraz daha zor bir sene açıkçası. Orada da seçim sonrası uygulanacak ekonomik model ne olmalı konusunda. Cumhur İttifakı kendi görüşünde tabii ki gayet açık ve net bir şekilde uygulanan yeni Türkiye modeli devam ettirilecek aynı şekilde. Tabii ki buradaki sorun da bunun bu şekilde nasıl devam ettirebileceği, yani bunun finansmanının nasıl devam ettirebileceği akıllara geliyor. Dediğim gibi Millet İttifakı'nın adayı yok ama ben herhangi bir ekonomik politikası ile ilgili ortaya konulmuş net bir çerçeve de bilmiyorum. Sadece bir normalleşmeden bahsediyorlar. O da ortodoks politikalara geri dönme, yani faizlerin biraz daha rasyonel seviyelere çıkması konusundaki adımlar olacak. Tabii ki piyasa faizlerinin oldukça düşük olması bizim hisse senedi piyasasını pozitif şekilde destekleyen faktörlerden bir tanesi. Yani bugün Tefas'taki fonları hepsini açarsanız çok çeşitli fon var. Çeşitli varlık sınıfında sabit getirili tahvillere yatırım yapanlar, altın fonları, katılım fonları, yabancı ülkelerdeki hisse senetlerine yatırım yapan fonları. Hepsinin 52 haftalık, yani son bir senelik performansına bakarsanız Türk hisse senetlerine yatırım yapanlar ve diğer tüm diye aslında ikiye ayırabilirsiniz. Diğer tüm hepsi içindeki varlık sınıflarının geçen sene enteresan bir getirisi olmadığı için, hatta bazılarının negatif getirisi olduğu için çok da kimsenin gözüne çarpmıyor. Tek kurtarıcı açıkçası hisse senedi piyasası olmuş durumda. O yüzden herkesin konsantrasyonu, ilgisi burada. Buradaki ufacık bir düzeltme de tabii ki insanları tedirgin etmeye yetiyor. Ana bizim stratejimiz nedir? 2000 seçimlere kadar ne zaman olacaksa, Nisan'da veya Mayıs'ta olacaksa, şu anki kur ve faiz düzeninin değişmeden devam edeceği. Yani bu orada büyük bir değişiklik beklemek çok mantıklı değil. Ha, dün piyasaya satış getirdiğini söylenen başka bir haberde bu Halkbank davası, biliyorsunuz 17 Ocak'ta görülecek arkadaşlar. Ki aslında Halkbank baktığımızda dün en çok düşen hisselerden bir tanesi değildi. Bir de endekse etkisi de çok fazla değil. Oradaki savcılığın sunduğu dilekçelerde işte Halkbank'a muhakkak bir ceza verilmesi gerektiği, aksi takdirde bunun Amerika'nın önümüzdeki dönemde bu tip olaylarda elini zayıflatacağı vesaire vesaire gibi bir argümanla gelmiş olmaları. Tabii ki dediğim gibi bütün hisseler çok yukarı zaten iyi performans ettiği için
aslında baktığımızda tepe noktalardan çok uzak yerlerde değiller açıkçası. Yabancı satışı zaten devam ediyor. Yani o şaşırtan bir şey değil. Yani ne dün olan bir şey ne ondan önceki. O son 2-3 aydır yerli yatırımcılar almaya devam ederken yabancı yatırımcılar bu likitte bolluğunda çıkmaya devam ediyorlar. Çeşitli kurumlar tabii ki şeylerini, önerilerini, hedef fiyatlarını değiştiriyorlar. Bazen araştırma bölümlerinin arkadaşları, ben de uzun zaman bu işi yaptığım için geriden gelebiliyor. Yani bugün HSBC Enerjisa yapmış mesela 18 liradan 40 liraya çıkarmış. Bu tip ya şimdi zaten hisse buralardaydı şimdi mi akıllarına geliyor gibi sorular geliyor ama o kadar bazen kolay olmuyor. Departmanlardaki insan sayısı ya da kaynakların yeterli olmamasından dolayı. Ama benim gördüğüm genel olarak bundan sonra hedef fiyatları ya da al tavsiyesinde bulunacak kaliteli şirket sayısı oldukça az. Çünkü çok iyi performans gösterdiler. Birçok şirketin yeni hedef fiyatlarla bile şu anki fiyat seviyelerine yakın olabilir. Bir de size şunu paylaşmak istiyorum. Benim bazen dediğim gibi sabah erken gelip çeşitli hisselerin performanslarına neler yaptıklarına bakıyorum. 2022 enteresan bir sene olmuştu. İşte Sasa, Hektaş, Kontrols, Rheumatik, Gesan gibi şirketlerin bizler gibi temel analistçilerin çok fazla tahmin edemeyeceği ötede bir performansları olmuştu. Ama hepsinde bir normalleşme olduğunu görüyoruz. İşte Sasalar 190 liralardan 100 liranın altına indi. Hektaş'ta bir normalleşme var. Bu hisselerden bir tanesi de Anadolu İsuzu'ydu. Bu örneği neden vermek istiyorum? Ağustos çok enteresan çünkü. Ağustos ayında bir noktada 360 liralara kadar yükselmiş Anadolu İsuzu. O zamanlarda Tofaş 60 liralardaymış. Yani kabaca aslında baktığım zaman hisse fiyatıyla hisse sayısını çarptığım zaman bu iki şirketin neredeyse piyasa değerleri aynıymış. Ama aynı olması mümkün olamayacak iki operasyon büyüklük açısından. Tabii ondan sonra Ağustos ayından sonra Anadolu İsuzu hisseleri baktığımızda işte o fiyatlardan tekrar 120 lira kadar işte pardon 190 liralara kadar gerilemiş. Anadolu Tofaş hissesi ise 60 liralardan 170 liraya kadar yükseldi. Bu örneği neden anlattım? Bazen anomaliler olabiliyor. Düşük halka açıklık olan hisselerde anormal hisse fiyatları olabiliyor likitlerinin fazla olduğu dönemlerde. Ama günün sonunda muhakkak belli bir dönemde normalleşme oluyor. Çünkü hiçbir şeyin fiyatı kendi yarattığı büyüklük ve karın ötesinde olamaz. Çok özel bir şey icat etmediyseniz teknolojiyle ilgili, tıpla ilgili vesaire çok büyük çarpanlarla işlem göremez. Özellikle Anadolu İsuzu gibi kamyonet üreten bir şirket için. Elektrikli kamyonet üretse de bu geçerli arkadaşlar. O yüzden hisse senedi fiyatlarında her zaman temel, her zaman bir değerlemelere bakmakta önem var. Bazen şanslı olup momentumu yakalayıp güzel paralar kazanılabiliyor ama nerede aldığınıza tekrar dikkat etmekte fayda var. Ben bunu tekrar hatırlatmak istedim. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese günaydın. Batuhan'ın söylediklerine ek olarak teknik disipline bakalım. Biliyorsunuz bir süredir indikatörlerden zayıflama sinyalleri alıyorduk. Haftaya zayıf başladık ve bu zayıf seyir sonrasında satış belirginleşti. Dün 5550 destek seviyemizin altını çizmiştik. Bu seviye kırıldı. Artık bu seviye direnç olarak takip edilecek. Bugünkü teknik stratejimizi direnç 5550'ye göre kuracağız. 5550'nin altında kaldığımız sürece 5480 ve daha sonra da sizinle bir süredir paylaştığımız orta vadeli destek seviyemiz 5300 gündemde olacak. 5550 geçilmeden kısa vadeli hisse tarafında pozisyonlarımızı minimumda tutmakta teknik disipline bağlı fayda görüyorum ben. Eğer 5550 kırılırsa tekrar 5600 seviyesi gündeme gelecektir.
Ancak benim çalıştığım grafiklerde gördüğüm kadarıyla mevcut hareketin orta vadeli destek seviyesi 5300'e doğru devam edeceği yönünde. O yüzden iki taraflı bakalım. Bir kısa vadeli bakalım. Kısa vadeli minimumda kalalım. Ama orta vadeli de 5300 seviyesini izleyelim. Orta vadeli pozisyonlarımızı 5300'e göre taşıyabiliriz. Vadeli tarafta da 6400'ün altında kaldığımız sürece benim beklentim orada da 6000'e doğru aşağı yönlü hareketin devam edeceği yönünde. Bankacılık endeksi Batuhan da dünkü yorumda altını çizmişti. Burada zayıflama ciddi anlamda devam ediyor. 4850'yi oldukça kritik görüyorum. 4850'nin kırılması halinde orada da 4000 seviyeleri bankacılık endeksinde gündeme gelebilir ki böyle bir durumda piyasayı aşağı iten sektör olarak ön plana çıkabilir bankacılık endeksi. Altın tarafında 1852 seviyesinde biraz zorlanıyoruz. Buralar direnç seviyemiz. 1852 seviyesinin üzerine atarsak tekrar 1900 seviyeleri gündeme gelecek. Altında yükselen trend devam ediyor. Ama benim gördüğüm 1852 seviyesinden 1810'a doğru bir güç toplamaya yönelik bir hareket olabilir. Ama orta vadeli altın tarafında yönümüzün yukarı olduğunu söyleyebilirim. ABD 10 yıllıkları bu FED tutanaklarından sonra 3.68'in üzerinde ve 3.68'in üzerinde kaldığı sürece teknik olarak da risk iştahını törpülemeye devam edecektir. Aynı zamanda dün sizinle paylaştığım dolar endeksini yakından takip ediyorum. 103.50 aşağıda, 104.50 yukarıda. Hangi yöne doğru bir çıkış olursa dolar endeksinde o tarafa doğru pozisyon alınabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sadece söyleyeceğim 5550'nin altında kaldığımız sürece kısa vadeli hisse pozisyonlarımızı minimumda tutalım. Orta vadeli pozisyonlarımızı da 5300'ü izleyerek taşıyalım. Herkese bol kazançlar, iyi bir gün dilerim. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.